sahipler. Türk milletine Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt zaferinin 953. yıl dönümü dolayısıyla devletin zirvesi Ahlat'ta bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin katılımıyla Ahlat'ta çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Bakanlar, kuvvet komutanları, milletvekilleri ve vatandaşlar da etkinliğe katılacak. Cumhurbaşkanlığı kabinesi de Ahlat'ta toplanacak. Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümünde Cumhur İttifakı Ahlat'a çıkarma yapacak. Yıllar sonra kabine Ankara dışında bir yerde Türklere Anadolu'nun kapısını açan Ahlat'ta toplanacak. Törenlere Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli birlikte katılacak. İki liderin Bahçeli'nin Ahlat'ta kendi imkanlarıyla yaptırdığı evi ziyaret etmesi bekleniyor. 25-26 Ağustos tarihlerinde yapılacak Malazgirt Zaferi kutlamalarına bu sene ayrı bir önem verildi. Sağ olun Sayın Başkanım. Sağ olun Sayın Başkanım. Kutlama hazırlıklarının sürdüğü Ahlat'ta yoğun bir çalışma var. Millet Bahçesi'nde 1071 Sultan Alparslan otağıyla Türk boylarını temsilen 50 çadır kuruldu. Erdoğan, Bahçeli ve kabine üyeleri otağı birlikte ziyaret edecek. Ayrıca Okçuluk Vakfı'nın öncülüğünde geleneksel Türk oyunları ve konserler gibi etkinlikler de düzenlenecek. Kutlamalarda Solo Türk ve Çelik Kanat helikopter gösterileri yapılması da planlanıyor. Kabine toplantısı da Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Ahlat'ta gerçekleştirilecek. AK Parti hükümetleri döneminde Bakanlar Kurulu en son 2003 yılında Ankara dışında bir adreste Sivas Kongresi'nin 84. yıl dönümü nedeniyle Sivas'ta toplanmıştı. Ahlat'ta kabinenin gündeminde terörle mücadele, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları, orman yangınlarıyla mücadele gibi konular olacak. Ayrıca Türk dünyasında yaşanan son gelişmeler de masaya yatırılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kabine üyeleri 26 Ağustos'ta ise Malazgirt'e geçecek. Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü etkinliklerine Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, milletvekilleri ve kuvvet komutanlarının da katılması bekleniyor.